spor bir kıyafetle gelmişsiniz. Biraz önce menajer grubunuzdan bir arkadaşla da konuştuk. O da dedi ki size dedi casual geldi dedi. Bana casual gelmişsiniz. Sağ olun, var olun. Hiç memnun değilim. Beyaz Söz Türkiye giderken genelde ne kadar güzel entarınız varsa giyiyorsunuz. Bana casual. Neden? Çünkü beni entelektüel buluyormuşsunuz. O yüzden Beyaz'da giderken en ince kıyım, en pahalı entariler, ben entelektüel olduğum için bana casual. İşte bu da benim bahtım. Bu da benim bahtım. Beyaz'ın ne özelliği var? En mini etekler ona giyiliyor. En casual bana. Yani depresyon hırkasıyla gelseydin kadın. Niye? Gayet iyi böyle her şey. Çok iyisiniz, çok tatlısınız. Yani yerinde. Diyorsun ki o kadar çok ıstırap çektim ki. Nerede diyorsun? Allah kim bilir neler yapıyorsunuz. Diyorsun ki onlardan. O kadar ıstırap çektim. Mağarada büyüdüm. O yok, o sen değilsin. Ben mağarada büyümedim. Dur, bir şey diyorsun ya. O saçlarınla ilgili nerede diyorsun? Ha, çocukluğumda oryantal birinciliği kazanmışlığım var. Bu daha güzel. Yani sordular, söyledik. Öyle bir gerçek var, evet. Böyle bir soruyu sormadılar. Bu yalan. Sordular, söyledik. Çocukken oryantal birinciliği kazanmışlığınız var mı? Bak denk geldi, var. Her yerde dans ediyordum. Dediler ki her yerde dans ediyordum. Dans ediyorsun. Söylediğim şarkılar çok oynak ve kıvrak olduğu için tabii ki hakkını veriyorum sahnede. Hmm. O yüzden de sordular bu nereden geliyor diye. Ben de çocuklukta böyle bir hikayem olmuştu diye anlatmıştım ama gerçek bir hikaye ve ödül ne diye sorarsanız çok acıklıydı sonucu. Neydi? Karpuz. Karpuz inanılmaz bir hediyedir. Gerçekten mi? Bu ne? Hangi organizasyon karpuz ödülü verdi? Organizasyon değil ya böyle. Hani çocuklukta ailenizle gidip eğlendiğiniz mekanlar vardır yani. Öyle bir yerlerde. Karpuz mu verdiler? Evet. Allah açlıkla terbiye etmesin. Ya, ben karpuz şeymiş. Var diye girmedim. Fakir miydiniz? Hayır. Hiç değildiniz, fakir değildim. Değildiniz. Ne alakası var? İyi bir eğitim gördünüz mü? Konservatuvarda okudum. Konservatuvar. Hangi konservatuvar? İstanbul Teknik Üniversitesi. Çok güzel bir konservatuvar. Ses eğitimi. Hangi klasik enstrümanları müziği çalıyorsunuz? Biraz gitar çalıyorum. Babamdan kalma bir şeydi o. Ama güzel. Okuldaki ana sazım ud'du. Evet. Şu anda çok iyi çalamıyorum. Çünkü çok fazla erken, yani hem eğitim hem de aynı zamanda alaylı olarak sahnelere çıktığım için okul böyle birazcık sarpa sardı. Aslında iyi bir öğrenciydim. Keşke daha iyi bir şeyler yapabilseydim ama hayat bana öyle şeyler sunmadı. Ben çalışmak zorunda kaldım. Ama evet. Acıklı yani acizasyon yapmıyorum. İşte çalıştık güzel. Memnunum şu an hayatımda. Şeyi biraz önce yani okudum. Saçlarım beyazladı. Bir tane bile. Bembeyaz bakın. Nerede? Bakın dibine bakın. Ya, bembeyaz. Sizden çok farklı değil. Ben sıfıra vurdurdum. kazıtınca beyaz çıktı. Onun için. Sizin uzunken koyuyordu gerçekten. Uzunken ne oldu boyatıyordum ama hep söylüyorum. Hep söylüyorum. Ama iki senede bir gazete birinci sayfadan giriyor. Boyatıyormuş. Evet, bin kere söyledi. Boyatıyormuş. Yani belli oldu bu zaten. Şeyde bugün görünce hani, ben de anladım. Yani evet. Donu yoktu filan gibi bir şey. Yani hani öyle bir haber, öyle bir hani utanılacak bir şeymiş gibi çıkarıyor. Donsuz geldi filan. Yani çünkü benim hakkımda kötü haber yapmak istedikleri için bunu yapıyor. Donu yoktu filan. Ama hakkımda şey haberi çok yaptı. Galaya kısa geldi haberim var benim. Galaya kısa geldi. Kısa geldi. Yani arada uzama imkanım vardı. Gazetecileri yanılttım. Uzamadım. Bu nasıl olmuş? Galaya kısa geldi başlık. Onda bunu buldukları zaman çok seviniyorlar. Ulan ne güzel başlık buldum. Galaya kısa geldi filan. Ya anlattım çok önemli. Ben şimdi saçlarımı böyle şey çok yapınca. Çok güzel bu arada. Çok teşekkür çok ederim. Çok şanslısınız siz erkekler. Bence kadınlar da bu konudan müzdariptir. Ne konuda şanslıyız biz? Sizin saçınız grileştiği zaman siz çok karizmatik, cool, daha seksi, daha çekici olabiliyorsunuz. Ama kadınlar daha yaşlı gözüküyorlar. Yani beyaz ve gri saçta özellikle. Benim mesela şu an saçlarımı bıraktığımı düşünüyorum. Acayip kötü olabilir yani. Çok iyi olmaz. Ama çok sizde çok etkileyici iyi duruyor. Konuşmuyorum yani bir erkeklere genel erkeklerle gerçekten ilgili genel bir şey söylüyormuş gibi yaparken beni met ediyor bir yandan. Bir yandan da Özcan Deniz'i de met ediyorum. Çünkü o da eskiden. Ama Özcan Deniz'in nesini met edeceğiz? Ama şu an çok karizmatik. Açma o konuyu. Ay, şimdi hangisi ben bu acaba? Şeyde Harem Kabare'de bunları takıyorum. Mesela Harem Kabare oyunu var bizim. Kızlarla beraber oynadığımız. Mesela orada bir tane ayakkabıcı var. Onda bunu takıyorum. Çok iyiymiş. Bu böyle şimdi trend saç.
Güzel. Yani ben de sizin için hazırlık yaptım. Çok. Casual giyindim bugün. Aynı zamanda casual peruklarla. Fena değil ha. Vallahi böyle de güzel oldu. Yersen Brad Pitt. Hatta Brad Pitt dedi. Brad Pitt'in gençliği. Bir de şimdi bu erkekler saçlarının dökülmesinden büyük ıstırap çekiyorlar. Bizim selülitli bölgelerimiz gibi sizin kafanızda saçın. Bravo. Ben sizin selülitinizi anlamıyorum. Açıkça söyleyeyim. Mesela denize giriyoruz. Ne güzel. Böyle bir erkek varsa bütün dünyadaki erkekler böyle olsun isterdim. Yahu dünyadaki yani. Bütün erkekler böyle zaten. Sonuçta zaten böyleler. Tabii siz erkekler. Ya diyor. Biz erkekler mi? Şimdi diyor ki mesela ben kaç tane yani hayatımda bir kere evlendim. Bir kere de kız arkadaşım oldu. Bütün bilgim bu. Evet. Ama mesela suya giriyoruz. Kız da diyor ki şeytin var mı? Ne? Şeytin var mı şeytin? Ne? Selülit ne lan? Yemin ediyorum bunu kadınlar erkeklere öğretiyor. Böyle bir şey yok. Selülitin var mı? Nedir abi? Hemoroid gibi bir şey mi? Oraya mı bakalım falan? Yok. Yani selülitin var mı? Nedir selülit abi? Böyle portakal kabuğu gibi evet. Çıpçak çıpçak. Var mı? Diyor. Hiç bakmadığımız bir şekilde bakmaya başlıyor. Dur lan var mı aklım? O zaman biz dikkat çekiyoruz kendimize. Evet abi bir de selülite anlatıyorsunuz. O zaman sormuyoruz kızlar bundan sonra selülit evet, var mı diye. Evet selülite anlatıyorsunuz. Diyorsun ki portakal kabuğu gibi olur ya böyle bıgık bıgık. O ne lan? Hiç öyle görmüyordum filan. İğrenç değil mi? Hı? Biz beğeniyorduk. Ay sizin gözleriniz bayağı iyi bakıyormuş. Ay iğrençmişmiş. Vallahi iğrençmiş mi? Öyle miymişmiş? falan filan gibi oldu. Yani böyle bir şey yok. Selülit erkekler de yapıyor. Benim çok tanıdığım insan. Mesela bu peruğu öyle ondan yaptırdım. Bizim çok yakın var. Radyoda beraber çalışıyoruz. Hep söylüyorum ona. Onun da şöyle bir şeyi var. Bak ektirdim de diyor yapıştırması da var, protez de var, bir de peruk da takıyor. Müthiş. Vallahi ben de o kadar saç yok yani. Hep sakladığım kendime. Ben altına paralarını sakladığını düşünüyorum. Ya öyle bir şey, şöyle oluyor çocuk. Onunki de şöyle bak. Of çok kötüymüş bu. Bak bu yapıştırma. Bu böyle bir yapıştırma ya da şey oldu, böyle diyor ki yakışıklı mıyım ha? Çok. Hakikaten patlıcana peruk geçirilmiş gibi. yani. Şimdi ama ben tabii daha sosyal perukları tercih ederim. Ben olsam erkeğe mesela diyelim ki kelsin. Diyelim ki bir şey takma şansım var. Geri zekalı niye bunu takıyorsun? Niye bunu takıyorsun? Bunu takmaya ne gerek var? Kafadan bunu tak. Bak ben olsam mesela ben kel olsam bir şey takacak olsam bunu takarım. Bence çok iyi. Seksi ya. Güzel. Jamaika'dan geldim daha bugün. Bu çok iyi. Bu bayağı iyi duruyor gerçekten. Kim taksa iyi dururmuş gibi geliyor. Evet. Bunların içinde. Peki hakikaten saçların beyaz değil mi? Beyaz. Bu neden yani? Bu çok... Yani aileden gelen bir genetik bir şey. Yani bana geçen bir hediye. Ne güzel. Her türlü kötü her şeylerini almışım bu arada mübareklerin. Ne güzel. Güzel. Hayattalar mı efendim? Babam hayatta değil. Şu an bir yerlerde bakıyordur bana ama annem hayatta geri kalan diğer aile büyüklerini hep kaybettim. Ama çok seviyorum, özlüyorum. Onlarla konuşuyorum yalnız kaldığımda da. Yani bir bağ eksikliği yok ama sadece anlayamadığım tek bir şey var en çok koyan bana. Bir anda yok oluyorlar. Bir sonraki sabah aramak istiyorsun, yok. Yani uzağa gitse, bir yere gitse bir şey yazarsın, mail atarsın, telefon açarsın falan. O ihtimallerin söz konusu değil. O biraz acıklı ama güzel bir aileden geldiğim için onları hep gülümseyerek hatırlıyorum gidenlere. Sen diye hitap edeceğim bundan sonrasında. Lütfen. Mümkün mü?